Arkadaşlar günaydın. Video geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Dün Instagram hesabımda çok güzel bir çekiliş yayınladım. 7 kişi kazanacak. Yani 3 kişi supplement kombinasyonu kazanacak falan filan uzaktan eğitim. PT falan birebir ders kazanacak benden. Bu şekilde gerçekten büyük bir çekiliş yaptım. Yeni uyandım, kusura bakmayın. Böyle biraz daha ayılamadım bile. Size video çekiyorum. Yani bundan faydalanın istiyorum. Daha fazla insan görsün istiyorum. O yüzden bu videonun başına koyacağım. Sonra video izleyeceksiniz. Bu arada sabah kalktım, kahvaltımı da göstereyim size. 7 yumurta var, 2 sarı. Şunlara bakmanıza gerek yok şu sostan. Normalde tavukların üstüne atıyorum ama yumurtaya da bence fena olmuyor. Zaten tavuk baharatı sponsorum olan V-Market'e takatlarda bunun gibi birkaç tane daha sos çeşidi, hatta bayağı bir sos çeşidi. Veya istediğiniz herhangi bir supplement veya istediğiniz herhangi bir takviyeyi ismini vererek indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Onların da Instagram hesabı V-Market Akatlar. Açıklama kısmına yazayım, rahat rahat gidip bulabilirsiniz. 7 yumurta, 2 sarı. Sonra burada 120 gram yulaf var. Yaklaşık 10 gram falan pirinç patlağı koydum. Normalde sütün içine atılmaz bu ama ben denemek istedim nasıl olduğunu. Şuralarda gördüğünüz gibi Hindistan cevizi yağı var. Ve bu da bu gördüğünüzde kakaolu şekersiz fıstık ezmesi. Bu ürünlerin hepsini sponsorumdan bulabilirsiniz. Dediğim gibi eğer ismimi verirseniz indirim hakkınız var ve ismimi verdiğiniz zaman ekstra bir ilgileniyorlar sizle. Neyse. Gerçi genel olarak ilgileniyorlar ama ismimi verirseniz çok daha iyi olur. Şimdi videoya geçelim. Bu videonun konusu patates kızartmanın zararları veya patatesi nasıl yemeliyiz gibi bir başlık atacağım. Daha ona karar vermedim. Neyse siz videoyu izleyin. Ben de kahvaltı yapacağım. Dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Spordan geldim şimdi. Öğünümü hazırlıyordum. Gerçi spora gitmeden önce zaten koymuştum. Bugün inceden bacak yaptım ve biraz karın yaptım. Daha çok kardiyo yüklendim. Kardiyo yaptım. Formum umarım olduğu gibi görünüyordur. Neyse. Bu videoda size patates kızartmasının neden zararlı olduğunu anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. Yani anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım değil, anlatacağım. Şimdi nereden başlasam? Şuradan başlayayım. Şimdi önce ayçiçek yağının zaten hani tercih edilmemesi gereken yağlardan olduğunu biliyorsunuz. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam, bu arada videoya hiç hazırlanmadım yani aklımdaki bilgilerle. Yanlış hatırlamıyorsam zeytinyağı 30 derecenin üzerine çıktığı zaman o bütün yararı zarara dönüyor. Yani olmayan yararı diyeyim. Zeytinyağının, ayçiçek yağının zaten çok fazla bir yararı yok. Bütün artısı eksiye dönüyor ama hani eksiler katlanarak eksi oluyor. Yani bir sürü kanserojen madde, bir sürü vücuttaki dengeyi bozan maddeler, her şey ortaya çıkıyor. Şimdi siz patatesi kızarttığınız zaman, ayçiçek yağında kızarttığınızı düşünüyorum. Zeytinyağı da, ona da geçerim. Ayçiçek yağından bahsediyorum. Genelde ondan yapılacağı için. Sonra zeytinyağında da ufak bir parantez açacağım. İşte ayçiçek yağıyla kızarttığınız zaman o kızartma kaç dereceye kadar çıkıyor? Neredeyse 300 dereceye kadar çıkıyor. Belki daha fazla. Bilmiyorum yani o kaynarken kaç dereceye çıktığını. Yani 30 dereceyi kesin geçiyor. Ve bu yağdaki zararlı maddeler ortaya çıkıyor. Ve patates sünger gibidir. Siz o patatesleri içeri attığınız zaman o bütün yağı içine doğru çeker. Yani dolayısıyla o trans yağ, bildiğimiz o kaynayan yağ, o bütün eksileri ortaya çıkmış, artılarının hepsinin kaybolduğu yağı yiyorsunuz. Kızartma patates yediğiniz zaman. Patatesi nasıl yemeniz gerekiyor? Biraz ondan bahsedelim. Bu arada zeytinyağı da 100 derece. 100 derecenin üstünde, üstüne çıkarttığınız zaman odunda artılarının çoğu kayboluyor. Yarara dönüyor. Bu dayanıklılık konusunda, pardon, artıları eksiye dönüyor. Yararlılık konusunda en iyi yağlardan iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi Hindistan cevizi yağı. Bayağı sıcaklığa kadar dayanıyor. Bir tanesi de fındık yağı ama biz bunları tabii pahalı olduğu için
kullanmıyoruz. Ailelerimiz kullanmıyor. Patatesi nasıl yemeliyiz? Haşlayabilirsiniz. Sonra gördüğünüz gibi benim yaptığım gibi fırına atabilirsiniz. Patates asla sağlıklı bir besin, asla sağlıksız bir besin değildir. Sadece sünger gibi olduğu için kızarttığınız zaman o bütün trans yağ içine çektiği için bütün yararı kaybolur. Ve hani yani o inanılmaz zararlı olur. Yani nasıl açıklayayım ki size? Açıkladım zaten. Eğer patatesi haşlarsanız veya fırında pişirirseniz baba 1 kilo yiyin. Hatta 1 kilo da benim için yiyin. Anladın mı? Patates dediğim gibi kesinlikle yenmesi gereken bir şeydir. Benim yaptığım gibi fırında yapabilirsiniz. Hatta yanına mantar, biber atarsanız efsane oluyor. Hatta ben size şu an ne pişirdiğimi de göstereyim. Evin içi kokmasın diye balkonumdaki ocakta pişiriyorum. Burada bir de hindim var. 300 gramdan biraz fazla. Çünkü şimdi 150 gram yiyeceğim. Mantarda da patateste de biraz protein olduğu için 150 gram yiyeceğim. Ve bir sonraki öğünümde pişiriyorum. Yine 150 gram yiyeceğim. Ondan sonra baba uyku vakti. Neyse patatesin neden zararlı olduğunu anlattım size. Neden zararlı olduğunu anlattım. Aslında zararlı, asla zararlı değil. Bu arada hindileri pişin, çevirmemiz lazım lan. Hindiler buharlaştı. Lan burası plastik, şuraya koyayım ben. Şimdi çeviriyorum. Yakışmaz tenime senin kadar. Ya bugün var ya hırslı hırslı antrenman yapıyordum. Bir baktım Alena teki çaldı. Harbi diyorum bütün antrenman yapasım bitti ya. Neyse hindiler pişmeye devam etsin. Birazdan hepinizi gömeceğim. Hindi. Neyse dostlarım, umarım bunu anlatabilmişimdir size. Parantez içinde şunu söyleyeyim. Kızartma türü pişirilen her şey. Yani en yararlı şey bile kızartma türü. Pişirildiği zaman eksi baba. Mümkün olduğunca fırında oldukça lezzetli oluyor zaten. Haşlama fırında veya hani şu şekilde yapabilirsiniz. Ben tavaya hiç yağ koymadan yapıyorum. Ama siz birazcık işte yağ koyup peçeteyle silip veya sprey yağlardan kullanıp güzel bir sağlıklı bir öğün elde de edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Peace out. Tell me pretty lies.